Bu yıl dördüncü kez sel felaketine maruz kalan Samsun'da sular çekildi ancak çilesi devam ediyor. Korkutucuydu. Gök gürlemeleri, bayağı bir sel geldi. Özellikle merkez ilçelerden İlk Adım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'de dün metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Çok kısa sürede düşen yoğun yağış cadde, sokak, ana arterler, parklar, bodrum katları ve iş yerlerini sular altında bırakarak adeta şehir merkezini göle çevirdi. Bazı yüksek kesimlerde ise heyelanlar meydana geldi. Üç seferden beri bu sanayiydi. Yani bunun önlemi neden alınmıyor biz bunu anlamıyoruz. Bu yılın en büyük sel felaketinin yaşandığı Samsun'da en çok etkilenen yerlerin başında gelen Gülsan Sanayi Sitesi'nde dükkanları 1 metre yakın su bastı. İş yerleri su altında kalan esnaf hem sağlam kalan mallarını kurtarmaya hem de iş yerlerini temizlemeye çalışıyor. Saat 10 falandı. Suyu bir şekilde tuttuk ama ondan sonra artık kontrolden çıktı su. Ne kadar bir su? Kaç santim? Yaklaşık şimdi benim iki mağazam var. Bir arada bir burada. Buradaki su 60 santim civarındaydı. Aradaki mağazamızın yaklaşık şöyle söyleyeyim 1 metreydi aradaki. Şimdi temizlikle uğraşıyoruz. İş yapma durumum var. Ne yapacağız bilmiyorum. Gerçekten zorundayız. Malzemeleri de çıkarttığınız yerde zarar görüyoruz. Çıkartmaya devam ediyoruz. 1,5-2 milyardan fazla zararım var ya. Zaten uğraşıyoruz. Bu üçüncü yani. Dördüncü oldu neredeyse. Yazık değil mi bizlere yani? Ne yapalım? Malımızı kurtarmaya çalışıyoruz yani. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz yani. Daha yüksek, daha çok ciddi zararımız var. Ha, temizlikçi bir şey olduk yani ya. Mallarımız zayiat, milyonlarca hasarımız var. Mahvoldu, mahvoldu. Sanayi bitti.